Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden genetiğin konu anlatımına devam ediyoruz. Çok çok önemli bir yerde kaldık arkadaşlar. En çok soru gelen yerden, hem TYT'den hem AYT'den en çok soru gelen yeri anlatacağım abicim. Burayı çok çok iyi dinleyin. Bununla alakalı birçok ayrı şekilde soru aldım. Konu anlatırken soru çözeceğim. Ondan sonra da ayrıyetten de soru çözüm videolarında hem çıkmış sorulardan aldım hem de kendi yazdığımız sorular var. Onlardan yaptım. Abicim yani bu konuyu her şekilde kafana sokacağım, bunu bilmiş ol, tamam mı? Şimdi vakit kaybetmeden hemen konumuza geçelim. Önce bir kere soy ağacındaki şu gösterimleri bil. Bak, şu dişi yuvarlak olan soy ağacında dişiyi gösterir. Kare olan erkeği gösterir, bunu bileceğiz. Eğer ki şunu şöyle yaparsa, şöyle şekilde yaparsa bu bilinmeyen cinsiyet anlamına gelir. Ha, çok gelmez sorularda ama bilin. Eğer ki şöyle taralı birey veriyorsa hastalıktan, carttan, curttan etkilenen birey demektir. Zaten soru da verecek bize. Diyecek ki bilmem ne hastalığından etkilendi. Şöyledir, böyledir falan. Bu hastalıktan etkilenen erkek birey demek. Şu hastalıktan etkilenen dişi birey demek. Bak, eğer ki şöyle bir şey çiziyorsa bu ikisi evlendiği anlamına geliyor. Bu ikisi evlendiği anlamına geliyor. Eğer ortada tek çizgi varsa bunlar akraba değildir. Ama eğer ki çift çizgi varsa bunlar akrabadır abicim. Bunu bileceğiz. Akrabalık var. Şu olay, bak gördüğün gibi şöyle tamamı taralı değil, yarısı taralıysa buna taşıyıcı erkek denir. Şuna taşıyıcı dişi denir. Ama sorularda genelde böyle vermez. Direkt olarak taşıyıcı erkek, taşıyıcı dişi der. Sen ona göre sorununu çözersin. Tamam mı abicim? Sonra geldik. Bak, şu doğum sırasında doğan çocukları gösteriyor. Yani bu ikisinin işte iki tane çocuğu olsun mesela. Bak, iki tane çocuğu var. Gördün mü? Bir tane böyle, bir tane erkek, bir tane çocuk dişi çocuğu olmuş şeklinde gösteriliyor. Eğer ki şöyle gösterirse, böyle gösterirse arkadaşlar, direkt olarak bir koldan gelip böyle aşağı doğru inerse bu ikizliği gösteriyor. Bu ikizliği gösteriyor. Bak, bir daha gösteriyorum. Şöyle geldim, aşağı indi, sonra böyle geldi. Bak abicim, mesela bu çift yumurta ikizi. Bak, bu çift yumurta ikizi. Eğer ki ortasında bir de şu olursa bu tek yumurta ikizini gösteriyor. Yani ikisi de birbirinin aynısı olduğu anlamına geliyor. Önce soy ağacında bir bunları bir öğrenin. Yani soy ağacında, çünkü soru gelecek. Diyecek ki sana, aha bir tanesi bu, aha bir tanesi bu. Bir tane bu, bir tane bu dediği anda, şöyle dediği anda, sen bunun, abicim bu ikisi evlenmiş, aralarında akrabalık yokmuş ve bunların 3 tane kız çocuğu olmuş. Sonra bu kız çocuklarından bir tanesi dışarıdan birisiyle evlenmiş. Bunun da bir tane erkek çocuğu olmuş şeklinde bunu artık kafana sokmalısın. Yani soy ağacının sana ne dediğini sen bunu anlamadıktan sonra soru çözümüne kesinlikle giremezsin. Bu bir. Soy ağacının en önemli püf noktasını söylüyorum. Bak, en önemli püf noktası, soy ağacı sorularını çözerken her zaman için resesiflerden başlayacaksın. Yani çekiniklerden başlayacaksın. Yani kan grubunu soruyorsa kan gruplarında sıfırdan başlayacaksın. Her zaman için verilen sorularda sıfır sıfırdan yola gideceksin. Ve soy ağacı mantığımız şudur çocuklar, unutmayın. Bak, sıfır sıfırdan ya, diyeceksin ki bunun bir tanesi babadandır. Yani babada kesin sıfır var. Bir tanesinde anneden alırım diyeceksin. Kesinlikle sıfır var. Baktım taralı değil. Taralı olsaydı zaten, taralı olanlar 0 0 diyor ya. Bak, taralı olanlar 0 0 mesela. Bak, şöyle A olsun, şurada da B olsun. Bak, hemen bulabilirim mesela. Tamam mı? Bak, şurası da mesela, bulalım ne olduğunu. Bak, taralı olanlar 0 0. Hemen 0 0'ı yazdım. Bak, 0 0'ı yazdım. Ve mantık ne? Birini anneden alıyorum, birini babadan alıyorum. Burası da 0 olsun. Heh. Burası da sıfır olsun, yoksa çıkmaz. Tamam mı? Bak şimdi, biri anneden biri babadan mantığı. Geldim buraya. Bak, burası sıfır sıfır olamaz. Neden? Sıfır sıfır olsaydı taralı olacaktı. Kendin tarayamazsın. Bakın abicim, vermiyorsa soruda kendin hiçbir şeyi taramayacaksın. Böyle bir şey yok. Baktım soruya, taralı mı? Değil. O zaman sıfır sıfır değil. Ha, ne olabilir? A sıfır olabilir. B sıfır olabilir. Bilemem artık. %50 şansı var. A sıfır olur, B sıfır olur. Sorudan bakacağım. Geldim buna. Sıfır sıfır mı? Bak, gittim. Bir tanesini kimden aldım? Babadan. Diğerini kimden alacağım? Anneden. Annede bir kere sıfır var. Bildim. Bir de ne var burada? A var. Ulan, A'yı sıfır sıfırdan alamayacağına göre, çünkü sıfır sıfır her seferinde sıfır verecek. O zaman A'yı kimden alacak bu? Anneden alacak. Bak, gördün mü? A sıfır. Yani bulmaca çözüyormuşsunuz gibi.
Arkadaşlar sondan başa doğru gideceksiniz. Yani verilenden verilmeyene doğru gideceksiniz burada. Ve resesif olanlardan yola çıkacaksınız. 0, 0, küçük a, küçük a, işte küçük b, küçük b, x, x. Anlaşıldı mı? Yani hep çekinik olaklardan olanlardan yola gidilecek. Ve mantığınız ne, püf noktanız? Bak sakın unutma. Biri anne, biri baba. Biri anne, biri baba. Biri anne, biri baba mantığıyla gideceksin. Ve sana taralı verdi ya, tarasız olanları, yani taralı olmayanları kendin taramayacaksın. Düşünmeyeceksin. Onun taralı olmadığını düşünerek yola gideceksin. Öğrencilerin en çok karıştırdığı yer burası. Burayı iyi anladıysan gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Hiç de bir zorluğu yoktur abicim. Şimdi bakalım otozomal baskın genlerle ortaya çıkabilir mi? Bakalım şimdi çıkabilir mi? Acaba bu oluyor mu? Ona bakacağız. Bak bir de şunu gösterelim. Şimdi sorularda otozomal deyince ne yapacağım? Gonozomal deyince ne yapacağım? Abicim bak sakın unutma. Eğer ki soruda otozomal kelimesini duyarsan soruyu A harfiyle çözmeye çalış. Bak A harfiyle çözmeye çalış. Eğer ki gonozomlar derse soruyu X ve Y kromozomu ile çözeceksin. Çünkü gonozomlar nelerdi abicim hatırla. 44 artı XX dediğim zaman şunlar otozomlardı. Bunlar gonozomlardı. Gonozomlar XX veya XY. Yani gonozomsa soruyu XY ile çözeceğim. Otozomal kromozom dediği zaman soruyu A harfiyle çözün abicim, A harfiyle. Otozomal çekinik derse küçük a küçük a yazarsın. Otozomal baskın derse burayı sakın unutma. Baskın derse bir tane büyük harfi var, A var. Ama yanındakini bilemem. Büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. Bakacağız soruya. Şimdi bakacağız. Diyor ki otozomal baskın genlerle ortaya çıkabilir mi? Özelliği gösteren dişi, gösteren erkek. Bak diyor ki sana ya bunlar otozomal baskınla ortaya çıkabilir mi? Tamam. Bunlar otozomal baskınsa hemen yorum yapıyorum. Şunlar ne olmak zorundadır? Bak soruyu böyle çöz. Otozomal baskında. Bunlar küçük a küçük a olmak zorundadır. Otozomal çekinik. Çünkü baskından bir tanesi olsa A harfi, bunu da taralamam lazım. Tamam mı? Baskın değil o zaman, çekinik. Mantık neydi abicim? Bak birini buradan, birini buradan alıyorum. Doğru mu? Bak birini bundan, birini bundan alıyorum. O zaman bunda da küçük a var. Bak bunda da küçük a var. Taralı olduğu için bunda ne vardır? Büyük a vardır. Baskınla taşınıyor. Geldim buna. Bak geldim buna. Bir tanesini küçük a alacak. Bir tanesi büyük a olacak. Bak burası oluyor. Bir de buna bakalım. Birini bundan aldı, birini bundan aldı. Bunda büyük a vardır. Eyvallah. Bir tane de küçük a var. Küçük a gidiyor. Buna bakalım. Anneden her şekilde küçük a alacaktır. E babadan da taralı olduğu için büyük a alırsa bak burası da oluyor. Buna bakalım. Bunu babadan alıyor, bunu anneden alıyor. Tamam mı? Süper. O zaman taralı olduğu için büyük a var mı? Var. Büyük a olacak ki taralı olacak. E buranın da bir tanesini buradan, bir tanesini de buradan alıyorsa oluyor. Bak gördüğün gibi abicim otozomal baskın genlerle ortaya çıkabiliyor. Gördüğün gibi otozomal baskın genlerle ortaya çıkabiliyor. Olay bu kadar basittir. Tek yaptığım işlem ne abicim? Tek yaptığım işlem sadece oluyor mu olmuyor mu ona baktım. Bulmaca çözdüm. Bulmaca çözdüm. Hatta bir kere daha çözeceğim o soruyu. Şöyle yana alacağım mecburen. Şöyle almış. Şöyle getirmiş. Şöyle getirmiş. Sonra bunu getirmiş. İyi dinle burayı. Sonra bunu getirmiş. Bunu geldi böyle. Şöyle bir erkek de burada var. Şöyle geldi. Bir erkek burada var. Bir dişi de burada var. Taralı burada. Taralı burada. Taralı burada. Taralı burada. Bir de burası taralı. Süper. Şimdi geldik. Bana diyor ki bunlar taralı olanlar otozomal baskınla taşınır mı? Yani A harfiyle taşıyacağım. Bir de büyük A ile taşınır mı diye soruyor. Bak bana büyük A ile taşınır mı diye soruyor. O zaman ne yapıyorum? Lan bunlar otozomal baskınsa demek ki bunlarda baskın gen yok. O zaman bunlar çekiniktir. Bak hemen püf nokta bu. Otozomal baskın sorusunu böyle çiziyoruz. Hemen bunları çekinik yapıyorum. Sonra mantık ne? Biri anneden biri babadan. Hemen mantığımızı yapalım. Bak yapalım bunu. Bunun bir tanesini kimden alacak? Babadan. E bir tanesi kimden gelecek? Anneden. E burası taralı olduğuna göre bunda ne vardır? Büyük A. Eğer küçük A olsaydı tarasız olması lazımdı. Büyük A. Tamam bundan hemfikiriz. Geldim buraya bakıyorum. E babadan mutlaka buna ne gelecek? Küçük A gelecek. E büyük A'yı kimden almıştır bu? Annesinden. Almış mıdır? Almıştır. Bak aldıysa büyük A küçük A
Oldu mu? Oldu. Şuna bakalım oluyor mu? Küçük ağanın bir tanesini anneden alıyor. Bir tanesini kimden alacak? Babadan. Bir tane küçük ağa var. Taralı mı bakıyorum. Taralıysa mutlaka ne olması lazım? Büyük ağa. Süper. Buna geldim. Mutlaka anneden ne alacaktır bu? Küçük ağa. Hemen bakıyorum ebeveyninden ne alacak? Küçük ağa. Taralı mı? Taralı. O zaman büyük ağa. Büyük ağayı kimden almıştır? Babadan alabilir mi? Alabilir. Bak bu da olabiliyor. Geldim buna. Anneden bunu almıştır. Babadan bunu almıştır. Eyvallah. Anneden bu küçük ağayı alacak her şekilde. Babadan da büyük ağayı gelirse al sana, burası da oluyor. Bak üçü de oldu mu? Oldu. Bir yanlışlık var mı? Yok. O zaman bu otosomal baskın genlerle ortaya çıkabilir. Gördüğünüz üzere diyorum abicim. Tamam mı? Şimdi geldik otozomal çekinik genlerle ortaya çıkabilir mi? Bu sefer ne yapacağım biliyor musun? Şunları taralıların hepsine geleceğim. Otozomal çekinik taşınabiliyor mu diyor ya. En kolayıdır bak bu. Hemen bunlara küçük ağa küçük ağa yaz. Hemen küçük ağa küçük ağa yaz. Hop bu sefer işin rengi değişti. Bak işin rengi değişti. Şimdi geldim önce bundan bakıyorum. Bak bir tanesini kimden alacak? Babadan. Bir tanesini kimden alacak bu? Anneden. Annede küçük ağa var. Bakıyorum. Taralı mı? Taralı değil. O zaman bunda ne vardır? Büyük ağa. Çünkü küçük ağa olsaydı taralı olmak zorundaydı. Bak bununla bir öncekini karıştırmayın. Burada farklı düşünüyorum artık. Bu soruya göre düşünüyorum. Tamam mı? Burada oldu. Şimdi şuna bakalım. Babadan her şekilde ne alacak? Küçük ağa. Anneden ne alır? Büyük ağa. Bak oluyor mu? Büyük ağa küçük ağa olabiliyor. Geldik şuna bakalım. Her şekilde bundan alıyor. Buradan bunu alıyor. Bu da büyük ağa olabilir. Eyvallah. Buna baktık. Anneden küçük ağa, babadan büyük ağayı alır. Küçük ağayı alır. Babada büyük ağa varsa iş bitmiştir, tamamdır. Buraya bakıyorum. Anneden her şekilde küçük ağa, babadan da büyük ağa gelirse bak otozomal çekinik genlerle de ortaya çıkabiliyor. Gördün mü? Otozomal çekinik genlerle de ortaya çıkabiliyor. Sorularda göreceksiniz. Çıkamayan da atıyorum burayı da taralı verecek. Mesela örnek. Al hatta hemen bir örnekle göstereyim burayı. Bak olmadığını da ya hocam nasıl olmuyor? Olmayınca nasıl oluyor? Ben onu karıştırıyorum. Al hemen çözelim şimdi. Al hemen çözelim. Bir tane şurası taralı. Burası tarasız. Şu değil mi? Hı. Taralı. Taralı. Aha burada normalde tarasız vermiş ya, taramadan vermiş, tarasız diyorum, tarasız nedir ya, taramadan vermiş ya, al ben burayı da tarasaydım, soru da böyle verseydi, soruyu değiştiriyorum, bakalım olacak mı olmayacak mı. Gene diyor ki otozomal çekinik, küçük ağa küçük ağa küçük ağa küçük ağa küçük ağa küçük ağa. Şimdi bakıyorum, bak abicim şuraya bakıyorum, birini anneden alır bu küçük ağanın, buradan ne alacak? Küçük ağa alacak değil mi? Büyük ağa yok. Ama taralı mı? Taralı değil. Böyle bir şey olur mu? Küçük ağa küçük ağanın ne olması lazımdı? Taralı olması lazımdı. Ama bakıyorum. Küçük ağa burası taralı. Burası taralı. Küçük ağa küçük ağa. Buranın da taralı olması lazımdı. Ama taralı değil. Demek ki böyle bir şey olamaz diyorum. Olayı çözüyorum. İşte olmadığında böyle anlayacaksınız. Yani taralı değilken taralı gibi duracak. Sen diyeceksin ki lan bunun taralı olması lazımdı ama taralı değil. O zaman bu olmaz diyeceksin ve yoluna devam edeceksin. Olay bu kadar basittir abicim. Tamam mı? Zor değil. Bakın hiç zor değil abicim. Hiç zor değil. Sadece ne yapıyorsun? Bakıyorsun. Güzelce bir inceliyorsun. Nedir ne değildir diye. Tamam mı? Abicim X kromozomu üzerinde bulunan baskın gen ile taşınır mı demiş. X kromozomu üzerinde bulunan baskın gen ile taşınır mı demiş. Arkadaşlar bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü çok uzayacak, bunu da anlatırsam 20 dakikaya yaklaşacak. O da sizi sıkar. Bunları bir sonraki videoda anlatırım artık. Soy ağacı 2 şeklinde gösterir. Ondan sonra da soy ağacı soruları çözer. İşimize kaldığımız yerden devam ederiz. Abicim abone değilsen abone olmayı unutma. Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutma. Arkadaşlarına önermeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın abicim.